Evet arkadaşlar, öncelikle herkese günaydın. Evet, gördüğünüz gibi ben hazırlandım, giyindim. Bugün günlerden pazar ve sabah saat 8:30. Nereye mi gidiyorum? Göğen'le gidiyorum. Ablam ameliyat oldu dizinden. O yüzden hastaneden izinli çıktı. Ben de onun yanına onu ziyarete gidiyorum. Gidelim bakalım, var mı bir eksiği, bir şeyi giderelim. Bir de dolaşmış olalım ve dönüşte olan alalım. Ben evden çıkarken genellikle evi böyle düzenli bırakmaya uğraşıyorum. Çünkü neden? Ben bir gün böyle evden güne gidiyordum, çıktım ve dönüşte ayağımı kırdım. Ve o gün o kadar çok zorlandım ki o saatten sonra ne zaman bir yere çıkacak olsam, işe bile gidecek olsam evi böyle düzenli bırakmaya niyetim oluyor ve niyetim oluyor diye yapıyorum, gerçekleştiriyorum inşallah Allah kısmet ederse. Evet, ben hazırlandım. Şimdi çıkabilirim. Evet. Çantamı koydum, hazırladım. Yedek bataryamı aldım. Evet. Cüzdanım, her şeyim yanımda. Bataryamı da koyarım. Hadi bakalım. Çıkmaya hazırım. Evet, ben hazırlandım. Çıktım. Bandırma güneş olmasına rağmen her zamanki gibi gayet soğuk. Ayaz ya da ben üşüyorum. Ben çok seviyorum böyle yolda giderken kulaklıkla müzik dinlemeyi. Eşim de çok kızıyor. Diyor bir gün arabanın bir tanesi gelecek, bir vuracak sana, göreceksin diyor. Kulağımın müziği takayım, saatlerce yol yürürüm yani. Kimse durduramaz beni. O yüzden her zamanki gibi kulaklığımı da aldım. Şimdi takıp yürüyüşüme başlıyorum. Otobüs durağına gidiyorum. Allah'a şükür önümüzde yakın yerde otobüs geçiyor. Öyle görüşürüz. Arkadaşlar, Gönen'de bir günü akşam yapmayı başardık. Evet, gündüz çok işim olduğu için çıkamadık ama akşam oldu. Oğlunu aldık anneannesinden ve parka çıktık. Anne. Efendim anneciğim, Şey, gel. adam var anne. Anlatan mısın? Diyorsun. Ah, çok da düşünür annesini kaldırma. Gel, araba çarpmasın diyor oğlum. Tamam anneciğim, bir şey olmaz. Bak, buradayım, kıyıdayım zaten. Anneciğim, nasıl geçti tatil? Çok güzel geçti. Kuzenim 4-5 gün geldi. Eğlenebildin mi yani? Ara ara, evet, eğlendim. İşte bugün de bir gün önce şey işte şey gittik, park alanına gittik. Ne yaptın orada? Orada şey al kuzenimle birlikte zeytin sattık da. Zeytin satmış. Oğlum benim pazarcı olmuş bu, olma zeytin satmış. Evet, burada kim var? Bakın. Hadi bakalım, bir parkı gezmeye çıkıyoruz. Gören'de hava çok güzel. Sanki Mayıs havası. Harika bir hava var. Evet, yaz ayındaymış gibi. Aynen, montları yani çıkarsız çıkartacak gibi bir hava var. Gündüz zaten yedekle gezdik. Diyorsun. Gündüz benim yanık kocam yedekle gezmiş. Hemen mont atmaya çok hevesli. Hemen atar montu. Evet, ne yapalım, terliyorsun. Terler çok. Hadi bakalım. Şimdi biz güzel bir park gezintisine başlayalım. Değil mi kocacığım? Evet hayatım. Gezelim mi anneciğim? Ben de gidelim ya, hazır geldik. Hazır gelmişken geziyoruz, evet. Evet, Gönen'in parkı. Ağaçlık bol bol. Biliyor musun? Biz aha, yemeyelim bak. Biz işte tam burada zeytin sattık. Ha. Evet. Evet. Arkamda. Şuraya otur, biraz da bir çay içeriz hayatım. Tamam canım. Şöyle biraz yürüyelim. Maydanozdan nerede arkada yemek yeriz belki. Sen akşamlık yemedin mi anneciğim? Yedim de az yedim ya. Az yemiş. Mustafa Can rejimde. Dönüm, dönüm. Şey. Efendim. Evet. Çok az yedim. Dın dın dın. Bir tabak nohutla bir tabak pilav yedim. Bir tabak nohutla bir tabak pilav yemiş. Yetmedi. Yetmemiş. Sen rejim yapıyordun anneciğim. Anlamaz, ne yapayım? Acıktım. Bence maydanoz dövünce dayanamamış olamaz mısın? Nasıl evet. Rejim? Onunla da. Onunla da. Bence babası bu dönerci görünce dayanamadı. Ne canım da çaktı da. Tamam anneciğim, yeriz, biraz yürüyelim. Önce biraz yürüyelim, yer açılsın, tamam mı? Tamam. Evet, ben de ama okul açılacak ya yarın hayatım. Tamam, millet döndü artık. Evet, meşhur Gönen'imizin köprüsü. Ama o kadar bir dik yapmışlar ki sağ olsunlar, evet. Çıkabilmek için. Demirler tutunarak çıkmak Aynen, resmen tırmanmak gerekecek. lazım. Hadi çıkın bakalım. Hadi sen çek bakalım, biz muslukla çıkalım. Hadi al bakalım. Hadi. Hadi Mustafa. Ben çıkıyorum ya, ben biraz korkuyorum. Hadi. Yürü hadi, yürü. Hadi, bakıyorum.
Hadi koşturun bakalım, koşturun hadi. Tutarsın sen de. Hiçbir iyiyim yapmamışlar köprüde. Ay tutamam. Yani oturum, sana kıyamam. Al telefonunu. Alacağım. Sen çek birazdan. Hadi alayım madem. Bak Luna Park var, gidelim Mustafa. Gidelim. Pincel mi bir şeylere? Bilmem, pineriz. Hadi boşver. Yanıma boş ver yani. Köprüden geçerken yükseklik korkum vardı. Luna Park'a nasıl pincel anneciğim? Evet. Aynı annesi gibi. Benim de yükseklik korkum var. Annem de diyor korkmam diyordu. Bir gün şeye bindi, gondola bindi, kıyameti kopardı. Bütün bandımı duydu sesini. Ama indin mi? İndin mi? Bağıra bağıra sallandı. Ama inmedim. Çok inadımdır. Adam durduruyor. Abla in istersen diyor. Hayır devam diyorum. Yine öyle bir bağırıyor. Adam durduruyor. Yine, abla in istersen diyor. Abla diyor sen kapten geçe in istersen dedi. Ama en sonunda yarıda kestiler. Bak da ben inmiyorum, inadım. Bakarız. O kadar karanlık. Evet ya, bu kadar yani. Hayatım hafta içi, hafta sonunda okullar açılacak yani, herkesin de evinde. Tabii ki ise. Çok soğuk yani, geçmedi mi anne? 15 saat ben ya. Ben yani hava da güzel. Daha dün, boş olmuş, daha dün benim. Bir de daha saat 8 erken hayatım. Erken yani. Genç de değil yani. İşte bir de daha saatten sonra yani çıkar. 11-12 değil. Bakın geldik. Hayatım burası neresi? Burası bizim evlendiğimiz, buluştuğumuz, annenle tanıştığımız o evet, şey. Biz de çay bahçesi. Burada tanışmıştık. Doğru kahve. Hangi masada hatırlıyor mu anne? Ben hatırlamıyorum, baban hatırlıyor. Şu mu? Köşe, evet. Al sizin. Neresi derdin hiç? Şu karşı masa, köşe. Biz orada mı tanıştık seninle? Evet, evet. Hadi bakalım. Yine o masaya mı otursak acaba? Nostalji oluyor sizin için. Hadi gidelim, evet. Evet, tanıştığımız masada 20 yıl sonra bir çay içelim. Gerçi biz hep genç arada oturuyoruz ama ben unuttum hangi masa olduğunu, adam unutmamış bir de. Evet, boşken hazır oturalım. 99 yılında biz eşimle Görücüsü'yle evlendik. Burada bu masada tanışmıştık. O gün ne oldu biliyor musunuz, size anlatayım. Şimdi ben ablama dedim, ben tabii daha 17 yaşındayım, bilmiyorum. Abla dedim oturunca ne içeyim dedim, görüşmeye gittik dedim. Çay iç dedi bana. Tamam dedim, şimdi tabii Mayıs ama o zaman ayı çok sıcak, Mayıs sıcağı. Oturduk şimdi, eşim soruyor tabii ki, Erdinç soruyor, ne içersin diye. Ben diyorum çay. Ondan sonra adam çay getirdi, içtik. Ondan sonra bir daha bir yarım saat sonra ne içersin diyor. Çay diyorum, kendisi dondurma yiyor. Bir aradan bir 15-20 dakika geçiyor, garson geliyor, ne içersiniz? Ben çay, ablama çay dedi ya, salak ben, cahil ben, çay. Adam kola içiyor. Adam Arjantin içiyor. Adam limonata içiyor. Ben oturmuşum o Mayıs sıcağında, bir de seten gömlek üstümde, bir de sıkılıyorum. Bir de üstüne üstlük çay. Ya Mustafa Can, bundan sonra diyorum ben yani ne kadar cahilmişim, ne kadar safmışım. Heh. Ya o sıcak. Ben sen, ya ben de burada sevgililer taşırsan sen bana kalırsın. İşte yazın taşlık olsa limonata hiç yok, işte Fanta hiç falan dersin. Derim. Baban gibi sen zaten çıkıyorsun, sen içersin, uslu uslu gözüküyor. Kıza derim. Ne pahalı istiyorsan kızım onu iç, oğlum ödesin derim. Ama çok da pahalı söylesin şimdi. O zaman tabii nasıl olacak durumunu bilmem ne. Canım herhalde sevgili olup evleneceğine göre durumun olur herhalde anneciğim. Yani olur tabii. Bence de. Ya öyle 20 sene önceki masamıza geldik. Şimdi ne içersin diye sor bakalım hayatım. Ne içersin hayatım? En pahalısından. En pahalısından. Bakalım söyleyeceğim mi? Anlamam ben, bir kere o çayı şey hakkımı kullandım. O zaman hayır, şimdi hayır. Çok açık göz bu. Bak ben diyorum açıldı bu. Bu açıldı bu. 20 yıl önce annem konuş. Konuş diyordu, şimdi konuşmadı ya. Değil mi? Annem de kararsız. Annem de kararsız diyor ya. Bak yine ben kötü oldum ya. Bunlar ikisi ittifak yapıyorlar. İttifak yapıyorlar, beni dışlıyorlar yani. Olur mu böyle şey? Küstüm ikinize de. Garson bey, en pahalısından lütfen. Gözüm ancak 20 sene sonra açıldı. Tabii ben bir de kendim açık göz diye geçinirim. Ama o gün içtim 4-5 bardak çayı. O sıcakta. Ne güzel işte bak. Bak. Şey, anne hatırlıyor musun? Gözünün anı. Evet, 20 sene önceki masamız. Tam havuzun köşesi.
Tabii ya. Bu sefer yanımızda oğlumuz da var. Aynen. Artı bir. Artı bir. Ve gözünü açmış bir Zeliha var. Artık çay içmeyecek. Üç kişilik bir aileyiz. Bu sefer en pahalısından içecek. O Mayıs ayının sana acısı çıkartacağım. Bakalım ben söyleyeceğim mi? Hayır, bana ne? Bence yine çay iç çünkü artık hava soğuk. Tabii. Bence de işte evet, bu soğukta da hem soğuğu gitmez, yani hem pahalı soğuk bir şey oluyor da gitmez, çay artık. Hadi yaz olsaydı neyse de Arjantin ya da limonata limonata içerdim. Bir Arjantin içerim. Arjantin'de şey, limonatalı sade limonata dondurma. Limonata ile dondurmanın karışımı. Karışımı evet. Gönen'in meşhur içeceği. Gönen Parkı'nın meşhur içeceği Arjantin diye geçiyor. Çok basit. Limonatayı dolduruyorsunuz bardağa, içine 2-3 top sade dondurma atıyorsunuz. Ve geçen tabii sene bu sadece limonatadan olmuyor. Vişneden doluyor. Evet, geçen sene 7,5 liraydı, hesap edin yani. Ve 7,5 liraya satıyorsunuz diyorum ama siz satmıyorsunuz. Yapıp evde içiyorsunuz. Vişne suyunda olduğu için atın sade dondurmayı. Koyun limonatayı bardağa, için atın sade dondurmayı. Bir kaşık, bir pipet alın size Arjantin. Ve çok da güzel oluyor. Ve 7,5 liraya da vermiyorsunuz. Aramızda kalsın. Kalsın içeceğim derken bir şey içmeden gidiyorum. Çünkü neden? Hava... Kış ayı diye kapatmışlar. Masalar var ama garson bize bakmadı. Oturduk canımız sıkıldı. Ben bu sefer bir çay bile içemedim. Masal mı şanssızlığı benim şanssızlığımı bilemedim. Yine yırttım bak bence, masraftan. Bence yaza alacağın olsun. Bence havanın şanssızlığı. Çünkü şey kış olduğu için erken kapatıyorlar. Bence de. Yaza alacağın olsun. Yazın yani o zaman çayı çok bile içmişim. Şu an bir çay bile içemeden giden ben. Üzgün ben. Hadi gidiyoruz madem. Yırttım masraftan. Kurtardım seni. Değil mi Mustafa? Bende de. Evet. Evet, çok büyük masraf olacaktı. Vay. Bak buna ikisi ittifaklı. Olmaz. Hemen bir tane kız çocuğu evlat edineceğim. Olmaz, arada kalıyor bunun ikisi babalı oğlu. Ne yapıyoruz bilmiyorum, gidelim. Bak şey, şurası açıktır herhalde. Buraya bakarlar mı, oturalım mı? Yalnız. Evet. Şu da arka taraftaydı. Genelde şu da arka tarafta bir otel var. Kahvaltısı 10 lira mı 15 lira mı ne, gayet de güzel kahvaltı. Oğlan diye bir gün geldiğimizde aile boyu annemler, babamlar, ablamlar, çocukları falan hep beraber gelip orada kahvaltı etmiştik. Ama hızlı anlattım ha. Çok hızlı konuşuyormuşum zaten, öyle diyorlar. Anne sen rapçi olsana, rapçiler de anne çok hızlı şarkı söylüyor ya. Tabii anneciğim, zaten çalışıyorum ediyorum, bir rapçiliğim kusur kalmıştı. Bir de rapçi olsam tam olacak, üstüne kuş kondurmuş olacağım. Hadi bakalım biz gidiyoruz. Nereye? Mayonezdana. Maydanoz. Maydanozdana. Evet, gördüğü yemeden durmayacak.